Evinizin ya da odanızın duvarına sadece tek bir resim asmak durumunda kalsaydınız nasıl bir resim seçerdiniz? Bu soru uzunca bir süreden beri benim de zihnimi meşgul ediyordu ve geçenlerde kendi cevabımı galiba buldum. Baktıkça bana ilham veren görsellerden oldum olası çok etkilenmişimdir. İşte geçenlerde bulduğum ve duvarıma asmak istediğim resim de tam böyle bir resim. İlham verici. Neden biliyor musunuz? Çünkü içinde her şey var. Her şey derken kelimenin tam manasıyla her şey. Yaklaşık 13.8 milyar yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz evrenin içinde yer alan her şey bu resimde var. İçinde bulunduğumuz dünya, onun da içinde yer aldığı güneş sistemi, onu da kapsayan Samanyolu galaksisi, diğer galaksiler ve galaksilerden oluşan gök adalar. İnsanoğlunun bugüne kadar gördüğü her şeyi bir araya toplayan bir resim. Bu da hemen aklıma dünyanın en iyi film açılış sahnelerinden birini getirdi. Filmlerde sahneler genellikle olayların geçtiği mekanı ve zamanı göstererek başlar. Bu filmde de böyle. Olaylar işte tam burada başlıyor. Bu gördüğünüz yerde. Yoksa bu duyduğunuz yerde mi demeliydim? Çünkü evreni gerçekten görebilmek için ona sadece bakmak yetmez. Aynı zamanda onu dinlemelisiniz. Duyduğunuz bu gürültü ve müzikten de anlayacağınız üzere modern zamanlardayız. Şimdi yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyoruz. Mesafeler arttıkça daha eski zamanlarda çıkarttığımız sesleri de işitiyoruz. Sadece mekanda değil, zamanda da geriye doğru gidiyoruz. İşte Kontakt, bizdeki adıyla Mesaj filminin açılış sahnesinde böyle uzun bir uzay zaman yolculuğu olacağı için biz şimdi tekrar size bahsettiğim baştaki resme geri dönelim. Bu resmin hikayesi şöyle. Pablo Carlos Budassi adında bir müzisyen, oğlunun doğum günü için ona hediye olarak kağıttan heksafleksagon hazırlamaya çalışırken aklına bir fikir gelmiş. Kozmosun logaritmik bir çizimini yapma fikri. E tabi insan oğluna kağıttan heksafleksagonu hediye etmeyi düşünürken aklına kozmosun logaritmik bir çizimini yapma fikrinin gelmesi çok doğal. Hemen bu fikri uygulamaya girişmiş ve Princeton Üniversitesi'nden logaritmik uzay haritalarını, NASA'dan da bugüne kadar çekilmiş hemen hemen bütün uzay fotoğraflarını toparlamış ve ortaya işte bu resmi çıkartmış. Bugüne kadar uzayla ilgili pek çok resim, çizim ya da fotoğraf görmüştüm ama bu resimde benim ilgimi çeken şey ölçeğinin farklı olması, lineer değil logaritmik olması. Zaten bu sayede evrenle ilgili neredeyse çekilmiş bütün fotoğrafları tek bir çerçevenin içerisine, hem de yuvarlak bir çerçevenin içerisine yerleştirebilmek, sığdırabilmek mümkün olabilmiş. Tam ortasındaki başlangıç noktası Güneş. Onun etrafında gezegenler ve tabii ki bizim gezegenimiz Dünya'mız var. Resmin merkezinden uzaklaştıkça daha uzaktaki gök cisimlerini de görmeye başlıyoruz. Samanyolu galaksisini, Andromeda'yı ve diğer galaksileri. Burada gördüğünüz her ışıklı nokta zamanda ve mekanda açılmış delikler gibi bize bakıyor. Bunlar insan gözüyle görülen tüm ışıkların tamamı. Daha büyük bir fotoğraf bulamazsınız. Kenarlarında büyük patlama Big Bang'ten kalan kozmik mikrodalga arka plan ışıması bile resmedilmiş. Hani büyük resmi görmek diye bir tabir vardır ya, alın size büyük resim. Bir de bazen resimlere biraz daha geriden uzaktan bakmak gerektiği söylenir. İsterseniz şimdi bu resme biraz uzaktan bakalım. Ne görüyorsunuz? Siz bunu düşünürken ben de size ipucu vermek için Kontak filminin açılış sahnesine geri döneyim. Dünyadan o kadar uzaklaştık ki çıkarttığımız gürültüyü bile artık duyamıyoruz. Daha doğrusu tarihte o kadar geriye gittik ki gürültü çıkartamadığımız zamanlardayız. Buralarda mutlak bir sessizlik hakim. Etrafta yüz milyarlarca yıldızdan oluşan yüz milyarlarca galaksi var. Şu anda ışıktan bile hızlı hareket ediyoruz. Ama bir dakika, ışıktan daha hızlı hareket edebilmek mümkün mü?
ondan daha hızlı hareket edebilen şey ne olabilir? Mesela düşüncelerimiz olabilir mi? Bu kadar büyük bir evrende, bu kadar eski zamanlara fiziksel olarak gidemeyiz belki ama hayal edebiliriz. Bütün bu ışıklar, onu akledebilen bir beyne bağlı gözün içindeki bir yansıma olabilir mi? CQ, this is W9GFO here. Come back. CQ, CQ, this is W9GFO here. Come back. Kozmos çok büyük, adeta uçsuz bucaksız bir sonsuzluk. Ama bir yandan da bu küçük kızın kafasına sığabiliyor. Çünkü o küçük kız düşünebiliyor, görebiliyor. Koca bir evrenin içinde insan ve o insanın içinde koca bir evren. İşte tam da bu sebeple bulduğum resmi çok sevdim. Size izlettiğim bu açılış sekansını tek bir kareye, daha doğrusu bir daireye sığdırabildiği için. Görmeyi bilen bir gözle baktığınızda kocaman bir gözü andırdığı için. Evimin, odamın duvarına veya hatta belki de tavanına tek bir resim asacak olsaydım, işte o resim bu resim olurdu. Ben ona bakardım, o da bana. Ben ona baktığımda tüm bir evreni görürdüm, o da bana baktığında içine koskoca bir evreni sığdırabildiğim gözümü. Teknolojinin geldiği en son imkanlarla çekilen fotoğrafları alıp tasarlayan bir sanatçının yaptığı resmin hikayesiydi bugünkü hikayem. İşte içinde böyle teknoloji, tasarım ve sanat barındıran hikayelerin peşindeyim ben de. Ve bulduklarımı her pazar sizlerle video olarak paylaşıyorum. Takip etmek için abone olabilir veya beğenip yorumlayıp paylaşarak destek olabilirsiniz. Bu arada bugün gösterdiğim resme sahip olmak istiyorsanız, sağ olsun onu yapan sanatçı bunu public domain olarak yayınladığı için web sitemdeki linki kullanarak indirip bastırıp evinizin duvarına asabilirsiniz. Hoşça kalın.